Kutsi hadislerden çok bahseden ve örnekler veren hocalar var. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Kutsi hadislerle ilgili Enbiya hocanın bizde şeyi var değil mi? Evet. Enbiya Yıldırım hocanın sitemizde güzel bir yazısı var. Onu okursanız iyi olur. Şimdi bu kutsi hadisler üzerinde çok konuşulan şeylerdir. Allah-u Teala şöyle buyurdu diye Peygamberimizin ağzından söylenen sözler. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de geçen bir hükmü o şekilde anlatmış olabilir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e mal edilen sözler konusunda çok dikkatli olmak lazım. Çünkü burada çok sayıda örnekler verdik. İlk bakışta Kur'an-ı Kerim'e aykırıymış gibi gözüken birçok hadisin derin bir bakışta Kur'an-ı Kerim'in hükmü olduğunu defalarca burada gördük. Kutsi hadisler için de söz konusu olabilir, diğerleri için de söz konusu olabilir. Yani bu hepsine hadis kelimesi geçtiği zaman biraz dikkatli olmak lazım. Böyle çala kalem bu şey yapılamaz. Geçen de birisi bize bayağı bir nasihatte bulunmuş, uzun uzun yazmış. Diyor ki, hocalar diyor çok garibandır diyor, işte fakir fukara çocuklarıdır. İşte biraz büyüdükleri zamanda milleti kırmamak için işte haktan şey yaparlar. Şimdi bana karşı yani hadis konusunda şey yapıyormuşum da yani aslında gerçek niyetim hadisi inkar etmekmiş. Ama onun için ben yani o da hadisi inkar eden birisiymiş. Ben de kendisi gibi görmeye çalışıyor. Ah garibim diyor, işte böyle yaparsınız, şöyle yaparsınız falan. Şimdi ben şunu yazdım. Gerçekten yani Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir şey. Ben hayatımın hiçbir anında, hiçbir zaman kendimi zavallı ve gariban görmemişimdir. Hiçbir zaman hiç. Allah'a inanan ve güvenen bir insan gariban olur mu? Ne demek yani? O herhalde kendisini tarif ediyor. Bir kere hadis konusu son derece önemlidir. Bunu öyle kimseye yaranmak için falan söylediğimiz yok. Gayet de iyi biliyorsunuz. Allah-u Teala Kur'an ve hikmet indirmiştir. Hikmeti de biz Peygamberimizin ağzından öğreniyoruz. O bize örnek oluyor. Kur'an-ı Kerim'den elde edilen üretim gibidir. Onu örnek alarak biz de üretimin sınırlarını genişletebiliriz. Ama hadis konusunda çok dikkatli olmak lazım. Öyle hemen çala kalem hadisleri reddedemeyiz.